Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Evet, bugün uzun zamandır düşündüğüm bir şey yapacağım. Bütün morları buradaki, daha doğrusu pembe görünüyorlar şu anda. Purple Delight'ları ve Suburban'ları muhtemelen. Buradan ayırmak istiyorum. Bayağı çoğaldılar. Gayet mutlular. Onların hepsini şöyle koca bir saksıda doldurup o saksıyı böyle pembeli morlu bir şey yapmak istiyorum. Hepsini buradan çıkaracağım. İnşallah o saksıyı da belli bir yerde koruyabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Yani bu sukulent çadırımız bayağıdan sıkı sıkı oldu. Yani burası normalde benim yetiştirme yerim ama bazı türler diğerlerini bastırıyor. Yani rahat rahat büyüyemiyor çoğu tür. Uzun zamandır aynı derecede olan türler var. Neyse şöyle elime alayım ben kamerayı. Mesela şu krasula böyle çok tatlı pembe pembeydi yaprakları. Yani burada öyle iki yaprak, iki halde duruyor yani. İki tane rozet halinde. Hiçbir büyüme şeyi yok. Yani 5-6 ay olmuştur onu oraya dikeli ben. Ama çok bir büyüme göremiyorum. Yani bazı türler çok güzel büyüyor tamam ama bazıları için biraz daha geniş ortam lazım. Burası yetiştirme yerinden çok böyle bir aranjman halini aldı gibi ama karışık bir aranjman. Ben böyle karışık aranjman sevmiyorum. Yani bir böyle bir uyum, bir şey olması lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi bütün Purple Delight'larımızı buradan sökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında köklerini de çok zedelemeden şey yapsam ama eğer biraz fazla toprakla alacak olursam yanındaki türleri etkileyecek. Çünkü hepsi sıkı sıkı. Yani güya buradaki benim başlangıçtaki amacım böyle rahat rahat dikeyim. Birbirlerinin köklerinden etkilenmeden büyüsünlerdi. Ama öyle mümkün olmadı. Çünkü buraya diktiğim miktar her geçen gün arttı. Ups, burayı biraz karıştırdık. Evet, burada dereotları da bitti. Bunları da sökmeyeceğim. Çünkü kışın bayağı faydalı oluyorlar. Güzel kullanıyorum. Evet. Ups. Birazcık erken geldi kök. Suladım ki biraz daha kökler kolay kolay çıksın. Şurada bir kocaman otumuz var. Onu da kökten çıkarabilirsek. Heh. Evet, şurada bir tane Purple Delight'ım var. Şu da Purple Delight. Alalım. Burada başka küçükler var ama küçükleri almayacağım. Çünkü küçükleri alınca bu sefer gittikleri yerde onlar da küçük kalıp eziliyorlar. Evet. Biraz daha ilerleyelim. Purple Delight mı? Suburban mı? Galiba bunlar Suburban. Biraz daha böyle ovalimsi. Çok yan yana da karıştırmak istemiyorum. Çünkü şu Suburban'ı böyle bir büyük miktarda elimde oluşturmak istiyorum. Çok fazla Suburban'ım yok. Eğer bunlar Suburban'sa ki öyle görünüyorlar. Şunlar da Suburban şu ikisi. 1-2. Diğerleri Purple Delight. O Purple Delight'ları ben. Bismillah. Evet. Buraya bir tane daha. Bunun kökü nerede? (Gülüyor)
Orada purple thread. Onları da alalım. Oradan. Şöyle bir. Evet, purple delight yığınımız olacak. Burada asıl. Bunlar zaten bile yükseldiler. Üzerine çadır örttüğümde de çadır kenarlarına değdiği için mesela bunların yaprakları yandı. Çünkü bunları direkt buradan almak istiyorum zaten. Bismillah. Ups. Evet, burada bayağı daha var purple delight'ım hepsini. Maşallah ne kadar çoğaltmışım ben bundan. Hiç farkında değilim. Ups. Evet, bu nerede? Bunun da. Şuna bakalım. Bu üçlüymüş. Ups. Herhalde bu kadar yeter. Bunları ben bir dikmem lazım. Ama burada daha sökeceğim bayağı purple delight'ım var aslında. Şunları bir yerleştirelim. Evet. Kocaman bir saksım var. Bunun içine purple delight doldurayım diyorum. Bakalım nasıl olacak. Burada bir biraz uzun boyalar ortaya yerleştirelim. Kaç tanesini bir araya koymaya çalışacağım çünkü kalınca aşağıdan yukarı ortaya çıkıyor. Bir. Bu saksının toprağı da daha önce yaprakları bir kenara biriktirmişim, böyle kompost. Yani bu aslında. Onun için hala yaprak
bütün olarak, parça olarak duranlar var. Hepsi toprağa dönüşmemiş. Yine bizim komşular başladı bir şey yapmaya. Ben ne zaman zaten bahçede bir şey yapacak, video çekecek olsam. Bir sesli birisi mutlaka bir şey yapıyor. Evet, şu araya da birkaç tane koyalım. Evet. Biraz daha sökebiliriz. Tamam. Evet. Biraz daha sökeceğim. Burada çok öyle purple. Belki bir iki tane kalabilir. Hani ne olur ne olmaz diğeri. Ölürse her zaman bir elimde sağlam bir şey bulunuz. Bismillah. Evet. Burada heyecanla beklediğim bu yakut kolyesi birkaç tane diktim. Değişik yerlere. İnşallah bunlar biraz çoğalınca değişik saksılara alacağım. Yani burada çoğalıp transfer ettiğim yakut kolyeleri şu ana kadar çok mutlular. Çok güzel büyüyorlar. Onun için burada çoğalacağım. Buraya ben birazcık yanmış gübre dökmüştüm zamanında. Zannedersem onun çok etkisi var. Çok güzel büyüyor. Hepsi buradakilerin. Yani işte birkaç tane yavaş büyüyenlerimiz var ama onlar da böyle çok diğer yanındakiler etkiliyorlar diye düşünüyorum. Ama çok mutlu bir ortam. Bir burada zor büyüyenlerden Krasulu Ovata Sunset. Bu variegated olan. Normalde sapsarı olacak bu. Bu Gollum olan, bu da Krasula normal, işte Ovata. Yani ikisi de uzun süredir burada ama çok yavaşlar. Yani normalde Krasula Ovata çok hızlı büyümesi lazım. Diktiğim her yerde maşallah deli gibi büyüyorlar ama burada bir böyle yavaş. Zaten bundan birkaç köktü kuruttum. Yani yandılar, soğuktan kurudular falan. Şimdi bu bir tane elimde gözüm gibi bakıyorum. Onun büyümesi lazım. Evet. Şurada bir de onu da alalım.
Bir de buradan. Ay, dibinde mantarlar bitmiş. Ne kadar tatlı. Bilsem hangi mantarlar yeniyor. Acayip çok, çok değişik mantar çıkıyor ama bilemiyoruz tabi. Hangisi yeniyor, hangisi yenmiyor. Bir de buradan. Bu nasıl bir tür bilmiyorum. Bu da mor görünüyor. Bunu alayım. Deneme olarak boş kalan yere bunu dikeyim. Bir de Pearl Vandenberg. Şunu da alacağım buradan. Bismillah. Dikkat. Bu saksıyı tamamen morlardan oluşturacağım. Aslında bayağı Pearl Vandenberg'im var ama hepsini alayım mı? Emin olamıyorum tabi. Evet. Bir tane daha bir şey almam lazım. Ne alsam acaba? Şurada bir morning glow var. Echeverria morning glow. Onu alsam mı? Aslında o da hafif morlu pembeli ama emin olamadım. Şimdi başka buradan belki saporbunu da alsam iyi olacak. Şu iki saporbunu da alayım buradan. Ya da şöyle yapayım. Saporumların kellelerini alayım. Aşağıdan patlasınlar yavruları. Şu ikisini. Çünkü bunlardan çok yok, çoğaltmam lazım. Aşağı yapraklardan düşmüş birkaç çoğalıyor ama bir de evet, şu Echeverria'dan bunun yanında bir şeyler yürümüş gene. İki yaprağını da koparmış. Evet, madem buradan birazcık kesme olayına başladık. Ben şuradan birkaç tane değişik keseyim. Şimdi şunu çoğaltmak istiyorum. Bu Graptosedum. Normalde bayağı koyu renkli. Bundan çok yok. Şunu alalım tepesini. Aynı şekilde şunu da koparacağım. Çünkü uzayıp gidiyor ve kenarlarından öyle pek bir çoğalacak gibi görünmüyor. Yani çok azıcık azıcık şuralardan birazcık patlasın. Bir de şurada var. Onun bir tane daha. Onu da alacağım. Evet, üç kelleyi almış olduk. Hatta bir tane daha gördüm. Şurada onu da alayım. Evet. Budama işlemine başladık mı? Kelle alma işlemine. Bunun sonu yok tabi, biliyorum da. Şurada iki tane aynısından, burada da kellelerimiz var. Ay, bu da çok güzel görünüyor ya. Şunu şöylece. He, burada bir tane değişik prenses çamım var. Bu büyümüş maşallah. Bu biraz daha kalın olandı. Böyle bir parça bulmuştum bir yerden. Kendi başına bu çok uzun büyümüş. Aslında bunu koparıp minik minik diksem. Evet. Şimdi. Evet, işkelle almaya gelince karıştım. Burada bir tane daha. Şimdi bu Purple Delight değil galiba. Evet, bu normal ghosty. Ghosty'ler dursun. Ben başka, o bu morning glow'umuz çok güzel olmuş aslında. Onu da alayım oradan. Yani bunun burada olmasının bir anlamı yok. Şöyle dibinden. Tamam. Herhalde bunlar yeter diye düşünüyorum. Şuradan
saksımızın oraya gidelim. Bu saksımızı dolduralım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çevireceğim. Önce bir şu morning glow'umu koyayım buraya. Bayağı yapraklarımız kurumuş. Tamam. Evet, bir de burada şöyle bir echeveria, yani bu tahmin ettiğimse eğer, arkadaşımdan almıştım bunu. Çiçekten çoğalttık. Çiçek sapından. Evet, bir tane daha vardı. Bir de Pearl One Nunberg'ümüz var. Onu da şuraya diktik mi? İnşallah bunlardan böyle güzel performans bekliyorum. Şu tarafı da. Bunlar bu tarafa doğru eğilmişler. Bana bir tane taş lazım. Şuraya bir taş getireyim, yoksa onlar ayakta vermeyecekler. En azından bir kökler kendine gelene kadar. Evet, daha burada bayağı dikebileceğim bir yer var aslında. Hafif bir toprak koyup. Bence buraya bir tane daha echeveria söküp getirebilirim. Hatta 2-3 tane. Şöyle yapsın. Burada bir tane elimde saksıyı almıştım. Onu ben şöyle yapayım. Ups. Yaprak doldurmuşum. Şurasın diye, ama şu kısımdan bir şöylece oturtursak aşağıdaki kuru yaprakları da temizleyip. Tamam. Şuraya da birkaç tane ya purple dried ya başka bir şey dikebiliriz, ama şimdilik bu kadar yeter bence. Bu bir aranjman değildi.
Burada bir şeyler toplama çabası oldu çünkü purple dry'larımı böyle birazcık toparlamak istedim. Supper bunları da söktüm. Bu kadar yeter. İnşallah. Şimdi buraya ben güzel suladım mı? Tamam. Evet. Mor dikeceğim dedim ama yine şu Echeverria Liliana'lardan buraya diktik olsun. Şöyle güzel bir sulayalım. Hepsi kökü bunların zaten. Doya doya sulayacağım ki. Çünkü toprak çok işte kompost olduğu için süzülüp gidiyor. Yani birazcık şöyle doymasını istiyorum suya. Evet, komşuyla ses konusunda yarışıyoruz. O inatla ya testeresini ya da bir şey mi çakıyor mu kesiyor mu artık bilmiyorum, çalıştırıyor. Ben de videoya devam ediyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu uzun zamandır düşünüp yapmayı istediğim bir şeydi. Ama cesaret bir türlü edememiştim. Yani burası artık benim pembe yuvam olsun. Bu da arada nazar boncuğu. İnşallah bunlar şöyle bu saksıyı doldururlar. Birkaç arkadaşım da öyle bir saksı böyle pembe pembe görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Burada bitirelim. İnşallah bir sonraki başka bir videomuzda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.